سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن العبد ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm peygamberan-ı zam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i hasab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaatine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza mâte ahadukum felâ tahbisûhû. Sizden biriniz öldüğü zaman onu hapsetmeyin. Yani ölünce götürün, gömün. Kabre koyun. Evet. Ve esra'û bihi. Çabuk götürün onu kabrine. İlâ kabrihi. Çabuk götürün kabrine. Evet. Cenazeyi defninde acele. Yetişmiş kızını oğlum evlendirmekte acele et ya Ali diyor. Vakti gelen namazı kılmakta acele et ya Ali. Borcunu ödemekte acele et ya Ali. Namazın imamla beraber ilk tekbiri yetişmekte acele et ya Ali diyor. Çünkü 40 gün imamın ilk tekbirinden camide cemaatte yetişecek şekilde cemaate gitsen cennetlik beraat alıyorsun. Öyle müjde var. İlk tekbir acele et ya Ali. Evet, cenazede acele edeceksin. Şimdi böyle deyince yanlış bir adet var. Bütün Anadolu'daki cami, yani Türkiye'nin yer tarafında ötekiler zaten hiç yapmıyorlar da bizimkiler şimdi yanlış diyoruz. Biz kendi öz eleştire yapıyoruz. Hemen namaz kılınıyor. Ala Resulüne salavat, Subhanallah'ı Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnallaha yağfiru zunube cemia. Hemen bu dua, bu ayet okuyorlar. Allah bütün günahları affeder. Amin. Tesbih duaları kalkıyor. Yapma hocam, müezzin efendi. Yapma böyle. Çünkü peygamberimiz buyurmuş ki camide cemaatle namazı kılar da arkasından 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99 eder diyor. Yüzüncü de La İlahe İllallah Vahdahu La Şerikele dediniz mi? Deniz köpüğü kadar günahınız olsa silinir diyor. Buhari Müslüm hadisi bu. Hocam, bu ölü dün öldü, 24 saattir bekliyor. Bugüne eşi dostu gelsin diye, tamam. Cemaati çoğalsın diye, eşi dostu gelsin diye olabilir. Almanya'dan bilmem nereden oğlu gelecek, kızı gelecek. Ta İstanbul'da ölmüş Van'dan adam gelecek. Yarına kalsın. Bir şey demiyoruz. 24 saat bekledi hocam. Tesbih duası 3 dakika sürer yahu. 3 dakikayı niye çok görüyorsun da hemen amin dediriyorsun bu millete?
camiye gelmiş bu müminler, peygamberimizin bu deniz köpüğü kadar günahı silinir diyen, bu tesbih dualarını yapanlar, deniz köpüğü kadar günah silinir diyen müjdesinden erseler ya, kazansalar ya, niye yani 3 dakikayı sabredemiyorum? Bence yanlış. Siz rica edin müezzinlere, hocam 3 dakikada beklesin ya cenaze. 24 saat beklemiş ya. Bazen 1 hafta bekletiyorlar. Ama hemen bunun oradaki cemaatin hakkına tecavüz. Orada bir müjde var tesbih çekerseniz. 3 dakika sürer ya tesbih, 3 dakika. Ya bu yanlış, müezzinlere ben söylüyorum. O bekletme, işte 1 hafta bekletme. Yok, ayrılamıyorum dayanamıyorum ayrılığına. Gömelim yoyu, gömmeyin bugün kalsın evde. Hanım öyle diyor, kızları oğlanları öyle söylüyor. Aa diyor peygamberimiz, bekletmeyin onu diyor. Bekletmeyin. Yani sağdan soldan geleceği yok, ayrılamıyormuş, evde duracakmış. Yanlış diyor. Evet, hemen acele defnedin. Şimdi aceleyi de ters anlıyor, götürürken zop 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 koşuyor taputunu. Bu değil beyefendi. Yani 1 hafta bekletme demek bu yahu, acele demek. Gene adamı acıtmayın, zaten Azrail canı varken acımış, yara bere içinde. Sen duymuyorsun ama bir de sen sallıyorsun böyle hızlı koşacağım diye. O değil yahu. Bekletmeyin yani, kokar mokar. Bir de diyor ki iyiyse diyor, dünya ne olacak? Cennetin bir bahçesine gidecek, kabir o demek. İyi insanların kabri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kötüyse, melun bir herifse, lanet yağıyor, birine eve defnedin kurtulun diyor, size de lanet yağar. Onun için 2 durumda da gidip yerine teslim etmenizde fayda var diyor. Bunu söylüyor. Ama sen 1 hafta, 3 gün, 4 gün bekle diyorsun, camiye geliyor, 3 dakikaya razı olmuyor müezzin, Fatiha deyip kaldırıyor. Yapma hocam. Bir de tesbih duası yaksınlar da şunların günahları, cemaatin günahları gitsin, dökülsün ya. 3 dakika nedir ya 3 dakika? Evet. Burada işte uzun süre yani mumyalamak yok İslam'da. Bak hapsetmeyin diyor. Adam mumluyorlar, yıllarda gömüyorlar toprağa. Kalıyor öyle. Yanlış İslam'da, yanlış. Veya işte gazetelerde okuyorsunuz, hanımını mumyalatmış, odasının içine özel bir buzdolabı yaptırmış, koymuş oraya diyor, çocuğunu bilmem hanım. Yok İslam'da öyle bir şey yok. Hapsetmeyin diyor. Toprağa koyun. Toprağa koyun. Bakın. Mimma halaknâküm ve fîhâ nu'îdüküm. Kur'an'da ayettir. Biz sizi topraktan yarattık. Sizi toprağa götüreceğiz. Allah topraktan sizi diyor. Ama ölmeden herif son mermerden altını, üstünü, sağını, sonunu kabir yaptırmış. Allah topraktan sizi diyor. Beyefendi sen Müslümansın. Efendim yılan çıyan gelmesinmiş. O Allah o mermeri dinlemeyip sana azap edecekse. Böyle saçmalık. Yanlış. Toprağa koyun diyor Allah. Sen de şimdi öyle bir acayip adet var Türkiye'de. Adam borçlu. İşler ters gitmiş. Ama babasını çok seviyor. Babası ölmüş. Tekrar borç alıyor. Mermer kabir yaptırıyor. Yapma beyefendi. Yanlış. Allah toprağa koy diyor yahu. Bak ayette böyle, toprağa koy diyor. Cenazeyi. Müslümansan bu ayet böyle. Mermer kabir yaptırma. Borçlanıyorsun üstelik. Hiçbir şey yaramaz. Bütün fıkıh kitaplarında vardır. Kabrin üstünü mermer yaptırırsanız, kabrin üstünü örterseniz, mermerde ot bitmez değil mi? Toprakta biter ya. Toprak olursa, toprağı gömerseniz, üstüne toprak doldurursanız, toprağa yağmur yağar, rüzgarla gelen ot tohumlarına orada çimler biter, otlar biter, ağaçlar çıkar. Onlar rüzgar estikçe zikreder. O zikirden rahmet yağar. Aşağıya o rahmetten dolayı nasip alır ölü diyor. Peygamberimiz söylüyor. Bu benim kanaatim değil. E sen mermer yapıyorsun,
Toprak mokrap yok, ot yok, çöp yok. Zikreden yok. Zavallıyı rahmetten mahrum kapatıyorsun. Rahmet kapısını kapatıyorsun. Seveyim derken yanlış yapıyorsun. Etme böyle. Dine inanıyorsan ya, din böyle. Bir bu tarafı var. İki. Şimdi İstanbul'da ben bu konuyu araştırdım. İstanbul'da 30 sene kabristan ölenlere yetsin diye araziyi istimlak ediyor belediye. Bir ton para veriyor İstanbul'da. Başka şehirlerde de öyle de arsa pahalı. İstimlak ediyor. İstanbul'a çantasını kapan geliyor. Hastanelere geliyor. Burada ölüyor. Nüfusu 15 milyonsa 20-30 milyon adam oluyor burada. Her gün normalde 10 kişi ölecekse 100 kişi ölüyor. Çünkü herkes geliyor buraya. Çuvaya bu sebeple. Onun için burada ölenler adamları da hemen belediye raporu tuttular mı falan yere. 30 sene istimlak parası vermiş. 30 sene yeter İstanbul'a diye hesap etmişler. 5 sene sonra full doluyor iş. Berber kabul yaptırıyor herkes. Çürüyen yok. Yeniden bir daha arsa istimlak için bir ton para. Halbuki İslami usule uyursa böyle olmaz. Bir ton para vereceğine bak, bir köprüden geçince kadar 2 saat geçiyor. Bir köprü daha yap o paraya. Mezarlık yapacaksın yere, bir köprü daha yap. Adam işine gidecek gidemiyor. Hastaneye ulaşacak ulaşamıyor, tıkalıyor. Evet. Nasıl olacak bu? Allah'ın dediğini yapacaksınız. Peygamberin sünnetine uyacaksınız. Öleni toprağa gömeceksiniz. Ayet öyle. Toprağa koyarız biz diyor. Fe fiye nu'idukum. Sizi toprağa döndüreceğiz. Toprağdan söz ediyor Allah. Toprağa gömeceksiniz. Üstünü beton falan yapmayacaksınız. Sağın solunu. Evet. Medine'de kerpiç koyuyorlar. Bizim memlekette de kerpiç koyarlar. Hep toprak yani. Ondan sonra Türkiye'de Hıfz-ı Sıha kanununa göre 5 senede çürür ceset. Arabistan'da 2 senede çürüyor. Bakın Peygamberimiz sağlığından beri Medine'de tek kabristan var. Cennetül Bakî. İkinci bir kabristan yok. Halbuki oranın nüfusu 1 milyona vardı. Bir de dünyanın her tarafından adam gidiyor. Her vakitte 3-5 cenaze oluyor. Hiç artmıyor kabristanın toprağı. Niye? Toprağa gömüyorlar. 2 sene sonra aynı yere bir daha gömüyorlar. Evet, İslam'da bu usul bu. Hiç aynı yere ikinci adam koymak yanlış değil. Doğrusu bu. Sen de mermer kabir yapmayacaksın. Öleni toprağa gömeceksin. Sağın solu mermer yapmayacaksın. 5 sene çürüdükten sonra aynı kabire bir mümin daha koyacaksın. Anan, baban, oğlun, kızın, kim olursa olsun. Aynı kabire. Evet, hocam arkamdan gelen kötü adamsa oğlun gelecek, kızın gelecek, hanımın gelecek. Onlar kötüyse kabahat senin. Neden terbiye etmedin onu sağlığında? Çek cezasını. Evet, kötü cenazenin etrafındakilere zararı var. Bağırıp duracak, yanıyorum, ölüyorum, gittim diye. Onun için iyi kimselerin yanına gömülün diyor Peygamberimiz. Anadolu'da bakınız. Hep evliya türbelerinin etrafındadır kabristanlar. Bu hadisten dolayı iyi insanların çevresini gömülün, faydası var. İstanbul'da mesela Eyüp Sultan Hazretleri, hadis-i şerif var. Benim ashabım nerede ölmüşlerse, kalmışlarsa bu memleket ahalisine şefaat edecekler. Kumandanlık yapacaklar mahşerde diyor. Kurtaracaklar. Evet, onun için hep evliya kabirlerinin etrafında kabristan kurulmuştur Anadolu'da. Evet, iyi adamın yanına gömül. Ben onun için yanıma kimse gelmesini istemem. Oğlunu güzel yetiştir. Yetiştirmediğin göre zaten suçlusun. Hanımın güzel diye sahip olmadın. Evet, müminin üstüne çürüdükten sonra başka müminler 1, 2, 3 çürüdükten sonra istediğin kadar ölü cenaze gömebilirsin. Böyle ne olur? 2'de 1 İstanbul'un en güzel yer bulamıyor millet. Kabristanı genişlemez. 2'de 1 istimlak parası vermeyiz.
İstimlak parasına yeni köprüler yaparız, yeni geçitler yaparız. Milletin canı burnuna geliyor, işine gidemiyor, yetişemiyor, uçağa yetişemiyor. Bak İslam ne güzel. Ya şu vazgeçin şu beton arma, hiçbir faydası yok. Türkiye bütçesi kadar mermer parası yatıyor kabristanlığa da. Ben bir hesap ilim adamlarına sundum, bir hesap. Hiç itiraz edemediler. Bil hesap. Türkiye bütçesinden fazla. Yazık günah. O parayı şimdi biz alsak yurdumuzun her tarafına otoban yaparız. Her tarafına güzel şeyler yaparız ya. Ama şimdi oraya mermere konmuyoruz. Hiçbir faydası yok. Zararı var arz ettim size. Evet, dinimizin emirlerine uyalım. Mesela şimdi kat kabirleri yapıyorlar. Toprak bulamıyorlar, istimlak parası lazım. 1000 sene evvel yazılan İmam Selahaddin Mebsut'unda, diğer fıkıh kitaplarında adam bunu görmüş. Raf halinde katlı kabir yapmak yanlıştır diyor adam, yazıyor. Toprağa gömülecek diyor. Çürüyecek, bir daha gömülecek. Çürüyecek, bir daha gömülecek diyor. Adamı taputunla sür veriyorlar o betonarme 11 katlı, 13 katlı kabirler var şimdi İstanbul'da, biliyorum ben. Yanlış, kerahat, doğru değil. Toprağa gömeceksin, çürüyecek, bir daha gömeceksin. Çürüyecek, bir daha gömeceksin aynı yere. Aynı yere böylece canlılara ekiminle dikiminle tahsis edeceksin toprakları. Her taraf kabristan olmuş ya. Ne oluyor bakın. Bir mümin kabre gömüldü mü, yeni bir defin dışında kabir açmak haramdır. Ancak kadı falanca orada işte hazinemi götürdü, çaldı. Onu bu şekilde dava açarsa mahkeme kararıyla açılabilir. Ama şimdi ne oluyor? Adamı gömmüşler mermerden, bu azam pahalı kabirler, nesli kesilmiş. Hemen onun gece taşlarını kaybediyorlar. Taşlarını mermerciler alıyor, satıyor bir daha. Adamın kabir taşını satıyor. Bir adamın kabrini açıyorlar, parayla satıyorlar. Böyle yanlış işler oluyor. Yanlış işler oluyor. Bazısı da acaba altın dişi varsa söker miyim diye açıyor. Bunlar yanlış şeyler. İslam, Müslüman toprağa gömülür. Çürüyünce bir daha gömülür. Bir daha gömülür. Hiçbir mahsuru yok. Hiçbir mahsuru yok. Şayet kemik çıkarsa onları bir torbaya dolduracaksınız veya bir araya köşeye koyacaksınız. O adamı defnettikten sonra araya bir toprak koyacaksınız. Gene örteceksiniz. Dinde kitaplarda böyle tarif ediyor. Evet, şimdi onunla ilgili sizden biriniz gömüldüğünde bekletmeyin diyor. Arz ettiğim bilgiler doğrultusunda ve esri'u bihi, çabuk götün ila kabrihi, kabrine, vel yakra inde ra'sihi bi fatihatil kitab, başucunda Fatiha okuyun. Ölen adamın kabrini götürün, gömdükten sonra başucunda Fatiha okuyun. Hocalar orada Fatiha okuyor. Bak, gelenek buraya dayanıyor işte. Bakara suresinin Fatiha, Bakara suresinin Fatiha'sını okuyun diyor. Bakara suresinin önünde olduğu için bunu söylemiştir diyorlar. Yoksa Fatiha Bakara'dan değil, müstakil, bağımsız bir suredir. Evet, Fatiha okuyunuz. Neden? Fatiha, Kur'an'ın tüm manalarını içeren bir suredir. Ümmül Kur'an derler onun için. Kur'an'ın anası, tüm manalarını içeren bir suredir. Onun için Fatiha okuyun. Orada dua var. İhtine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim ve il mevdub aleyhim ve iddalin, dualar var. Ve ince ricleyhi, ayak ucunda, iki ayağının ucunda bir hatimetil bakara fi kubrihi, emener rasulü okuyun diyor peygamberimiz. O da dua var orada. Emener rasul bime unzile ileyhi min rabbi vel mu'minun kullun amene billahi ve melaiketi ve kutubi ve rasulih لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ وَقَالُوا سَمِنِنَا وَعَطَانَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَلِيكَ الْمَصِيرِ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. Alt tarafı رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا لَا تُؤَاخِذْنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا. Hep dua bakın.
ayak ucunun başında diyor, başucunda Fatiha okuyun, ayak ucunda diyor Bakara suresinin sonunu okuyunuz. Sonunu okuyunuz. Neden? Âmenne Resulü de âmentü billahi'nin maddeleri var. Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, öldükten sonra dirilmeye iman, orada kadere iman. Âmenne Resulü'de bunlar var. Böylece onu okuyacağız. Okuyacağız ki adam duysun da biraz sonra melekler gelecek, sorgu sorular. Onu öğrensin. Ahmed İbn Hanbel şöyle söylemiştir. İzâ dakaltumul makabira, kabristana girdiniz mi? Fakra'u bi fatiha, Fatiha okuyunuz ölülerin ruhuna. Ahmed İbn Hanbel söylemiş bunu. Vel muavvizeteyni, kul avzu rabbil felak, kul avzu rabbin nas surelerini okuyunuz. Ve kul huvallahu ahad ve kul huvallahu ahad surelerini okuyunuz. Ve ersilu sevabe zâlike li ehlil mekabiri, o kabristanda ve diğer müminlerin kabristanlarında yatan tüm müminlerin ruhuna onun sevabını gönderin. Bakın, gönderin. Fe innehu yasılu ileyhim, sizin okuduğunuzun sevabı onlara ulaşır diyor Ahmed İbn Hanbel. Evet. Şimdi kabir ziyaretini etmek peygamberimizin emridir. Evet. Kuntu nehaytukum an ziyaretil kuburi ala fezuruha fe innaha tuzekkirul ahira. Bu da hadis-i şerif. Ben ilk dönemde buyuruyor peygamberimiz, kabir ziyaret etmeyin demiştim size. Kabir ziyaretini yasaklamıştım. Dikkat edin, gözünüzü açın. Kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti ahireti hatırlatır. Biz de bir gün yok olacağız, ukara yere gireceğiz diye kendinize gelmeye sebep olur. Tüzekkirul ahira. Kabir ziyaretinden maksat ziyaretçinin ben de öleceğim diye kendine gelmesi, hatırlatması. Böyle ziyaret eden adama fayda verme, fayda, sevap, ibret alması için bir de ziyaret edilen o ölen adama fayda verir. Sevabı fayda verir. Fayda verir. Cenaze namazı da duadır. Hani diyorlar ya, ölmüş gitmiş arkadan iyilik ulaşmaz. Cenaze namazı duadır. Onun sevabı iyileşecek olmasa cenaze namazı farz olur mu ya? Yapılan iyilikler arkasından cenazelerin, ölülerin kendisine ulaşmayacak olsa, peygamberimiz sahabelere anneleriniz için su hayrı yapıverin, en güzel hayır su hayrıdır der mi ya? Sevabını bağışlayın, onun adına hayır ediverin der mi? Şimdi öyle bazı laflar söylüyorlar da bu ehl-i sünnet inancına terstir. Ehl-i sünnet inancında arkadan yapılan hayırlar ölü adına okunan Kur'anların sevabı ulaşır. İşte bak metinden okuyorum. Onlara ulaşır, faydası vardır. Ölülerinize Yasin okuyun. Çünkü Yasin okuyunca azabı hafifler. Demek ki her gün Yasin okuyor. Ananı babanı eğer azaptıysa hafiflete azaptan kurtarabilirsin. Hadis bu. Mülk suresini okuyun diyor. Kabir azabı çekmezsiniz diyor peygamberimiz. Hadis-i şerifi Tabarani, Beyhaki, Abdullah bin Ömer'den nakletmiş.